şekildeki her birim karenin alanı 1 santimetre kare. Evet, burada gördüğümüz karelerden her birinin alanının 1 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Bu 1 santimetre kare, bu da 1 santimetre kare. Durum böyleyken bizden mavi boyalı şeklin alanını bulmamızı istiyorlar. Maviyle boyanmış bu dörtgenin alanını bulacağız. Alan demek bu şeklin ne kadar yer kapladığı demek. Başka bir deyişle bu dörtgenin içinde bu birim karelerden kaç tane olduğunu bulmamızı istiyorlar. Evet, gelin sayalım. Bu birinci birim kare. Gördüğüm tüm birim kareleri sayarsam, bu ikincisi, bu üçüncü, bu satırda dördüncü, beşinci, altıncı, bu satırda da yedinci, sekizinci ve dokuzuncu birim kare var. Tamı tamına dokuz tane birim kare saydık ama gördüğünüz gibi mavi şekil bundan biraz daha büyük bir alanı kaplıyor. Yani buradaki ufak üçgen parçaları da saymamız lazım. Gelin şuradaki boş alana bu üçgenlerden birini çizelim ve bu üçgenleri nasıl sayabileceğimizi anlamaya çalışalım. Bu üçgenlerden birini bir birim karenin içine çizdim. Ve aynı üçgenden bir tane daha çizdiğimde ikisi birlikte bir tam birim kare oluşturuyorlar. O zaman yarım birim kare olan bu üçgeni alıp buradaki yarım birim karelik alana sahip bu üçgenle birleştirebiliriz. Bu ikisini birleştirince bir birim karelik alanımız daha oldu. Ve böylece ölçümlediğimiz alan 9 artı 1 birim kare oldu. Geriye kalan üçgenleri de birleştirince bu ikisinden ikinci birim kare ve buradaki yarımlardan da üçüncü birim kareyi elde ediyoruz. 9 birim kare artı buradaki ikisini, bu ikisini ve bu ikisini birleştirerek elde ettiğimiz 3 birim kareyi toplayınca da Şeklimizin toplam alanını 9 artı 3 birim kareden 12 birim kare olarak buluyoruz. Kullanacağımız birim santimetre kare olduğu için buna 12 santimetre kare diyebiliriz. Evet, mavi boyalı şekil 12 santimetre kare kapladığı için alanı 12 santimetre karedir.